Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezdi. Ardından sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle sohbet etti. Renkli anları ekrana taşıyacağız. Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir sergi. Teşekkür ederim. Bu güzel sohbet için, bu ortamı sağladığınız için. Sergi yemeği geçen herkese de ben çok teşekkür ederim. Tabii bu bir ilk. Murat kardeşimin ifadesiyle bir ilk. İnşallah bu seri halinde devam edecek. Çok mutlu. Edeme'de bayağı bir yer verilmiş orada. Sazı da, orijinal sazı da getirildi İstanbul'da. Bakalım dediniz Aşık Veysel yani. Ya sıradan bir olay değil. Yani, tabii. Her ne kadar Ankara'ya Fatih Şapkalı olduğu için sokulmadıysa da bak sen öyle mi? Biz onların hepsini yıktık açtık. Ben bu sayede girdim herhalde. Babam da hafızdır. Bekir Sıtkı Sezgin'in arkasında da kayıtlar var diyor. Barkod sistemi. Vay vay vay. Vallahi ne kadar teşekkür edecek azdır. Estağfurullah. Açıkladın mı? Tabii çıkarttım hocam. Çıkarttım. Hocam 77 yaşında bir annem var. Her gün dua. Hürmetlerimi bildir. Ellerinden öperim. Baksana Hisar Camii'nin giriş kapısı önünde. O gün herhalde. Bekir Sıtkı Sezgin bir eser icrası esnasında. 23 Kasım 1978. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun inşallah. Biz de hocayı o devrede hiç yakalatmadık hastayı. İki hastanede olmasına rağmen. Maşallah. Hiç çok güzel koruldu, çok iyi bakıldı, çok iyi bakıldı orada. Bilal evladım da kaç defa geldi, siz de geldiniz. Hatta dedim ya evde geldi, Kur'an okudu ya. Allah razı olsun hepinizin, ayağınıza sağlık, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Efendim sizin nezdinizde tüm emeği geçen dostlara çok teşekkür ediyoruz Mahsun ailesi olarak. Ben dilerim ki bu sanat camiasının ileriki dönemlerde de hem halk müziğiyle diğer yapıların tamamı için daha genişletilmiş bir kapsamıyla halka daha rahat indirgenebilecek alanlara sizin de vesile olmanız kaydıyla iletilmesini, sunulmasını çok arzu ederiz. İnşallah bakalım. Hakkını alırız. Devam ettiriyor musun? Devam. Yani enstrümanlarda mı sözlüyorum? Üfte filan falan. Tabii. Ama biz dedik sizin de beni nazettiniz gibi alaylıyız biz. İnşallah. Bir şey soracağım. Ama biraz özel olacak. Şimdi şeye de sordum. Murat Bey'e de sordum da o da dinç duruyor da. Dün oradaydınız. Bugün buradasınız da. Bir vitamin falan mı? Ne diyor bunun? Biz, ben biraz evvel ders... sordum be, beyefendi. Ben dedim, ne zaman dinleniyorsunuz? Haftanın dört günü derse giriyorsunuz. Beşinci gün bayağı bir sessiz kalıyoruz ya. Allah rahmet etsin. Neşet babanın bir lafı vardı. Aşkına koşan yorulmaz. Evet. İşte bu kadar. Olay mı? Yeter ki gönülde. O kadar. Eğer aşk varsa meşk vardır. Meşkte. Aşk gelecek cümle eksikler biter. O kadar. Yunus Emre. Aşkı tarif edin derler de ben de üstattan öğrenmiştim. Yani aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır derdi. Eğer siz mesleği seviyorsanız onda yok olacaksınız. Eğer sevmiyorsanız zaten yapmaya da gerek yok. 2014 senesinde efendim ustaya saygı gecesi yapılmıştı AKM'de hatırlarsanız. O zaman sizin mitingleriniz vardı. Ben evden çıkarken AKM'ye giderken sizi televizyonda gördüm. Dedim sayın başkanımız katılamayacak herhalde. Sonra geldiniz ve Aşk Veysel türküsünü okudunuz. O gün siz herhalde 10 kere sahneye çıktı yaptı sizi Serkan Çağrı. İndiniz çıktınız ama orada dinlendiğinizi düşünüyorum. Yani o yoğunlukta orada dinlendiğinizi düşünüyorum. Güzel bir geceydi. O gün, Serkan Çağrı dinlendiriyor be. Bugün anneme selam söylemiştiniz. Bana bir plaket vermiştiniz. Anneme selam söylemiştiniz. Bugün de annem özellikle dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımıza benim selam. Yaş kaç oldu? 78. Maşallah. Maşallah. Aşk Veysel'in en küçük kızı. Hmm. Ben de onun en küçük kızı. Demek ki yeni AKM'de
çok daha farklı bir anma yapmak ya, en evet, güzeli olacak. Evet. Veyahut da Ankara Orkestra'da. Evet, evet. Yani Ankara veya İstanbul. Değil mi? Hangisi daha isabetli olur? İstanbul. İstanbul daha güzel olur. Bir de Sayın Cumhurbaşkanım, seneye program çok dolu biliyorum, 2023. Ama aynı zamanda UNESCO 2023 yılını Aşk Veysel'e ithaf etti. Yani seneye 50. ölüm yıl dönümü ve çok özel bir zaman olacak. Anılması ve daha farklı bir program yapılması adına. Çok mutlu oluruz yani güzel bir program. İnşallah. Programı yapılması için. İnşallah. Efendim, benim de sizinle bir geçmişte bir anım vardı. Rahmetli Yıldıray dayımı belediye başkanlığı döneminde çağırmıştınız görüşmeye. Oraya ben de gelmiştim. O zaman daha çok gençtim. Önde arabada beklemiştim. Sizinle bir görüşme yapmıştınız. Ondan sonra tekrardan geldiğinde bir şeyler belediye başkanı için tekliflerde bulunmuşsunuz. O şekilde bir görüşmeniz olmuştu. Onu anlatmıştım hani. Şimdi haftada iki, haftada üç basket oynuyoruz. Tabii bizim ekibimiz var. Şimdi bu ay yalnız aşırı yoğunuz. Programlar bayağı yoğun. Olmayacak. Yoksa her hafta salı, çarşamba, perşembe, çarşamba, perşembe muhakkak basketi yapıyoruz. Bakan arkadaşlarımızla beraber. Zaten skorer noktasında bir numara verin. Allah daim etsin sağlığınızı. Amin. Sağlığınızı daim etsin. Ben size ayrıca kütüphane için Saadettin Kaynağ'ın 3-5 tane el yazması defteri var. Kendi el yazması. Onları buraya size yollayacağım. Ayrıca Yavaşcan'ın arşivinden de yolladım. Saadettin Kaynağ'ın hafız olduğunu bilir misin? Bilmez miyim tabii. Hocası Yavaşcan'ın. Bilmez miyim tabii. Hafızdı. Evet, evet, evet. Ben Yavaşça ile 61 sene birlikteydim. Ben onun için yaşadım. Bir 19 yaşından bu yaşıma kadar onunla yaşadım. Ameliyatlarına girerdim. Girerdim. Ben hemşireydim. Beraber ameliyatlara girerdim. Ben bir şey anlatayım bu konuda. Biz, babam dedi ki Alaaddin Hoca'ya gidelim oğlum dedi. Tamam dedim. Gittik. Alaaddin Hoca'ya kapısına geldik. Nasıl bir bağırış. Doktorları dizmiş. Hepsine bir şeyler söylüyor. Ben açtım kapıyı hafif. Baba, Haseki'de. Baba dedim girmeyelim, çok fena içerisi kaynıyor falan. Aç oğlum kapıyı dedi. Ben de açtım, girince babamı görünce başladılar. Müzik şeylerine doktorlar yavaş yavaş kapıdan çıkıyorlar. Yani öyle bir ilk tanışmam Alaaddin Hoca'yla. Bilir misiniz ki Kani Karaca muayenehaneye gelirdi. Yavaşça ona biraz ağdalı okuyor diye, o ağdalığı kaldırsın diye meşk yaptı. Uzun bir süre meşk muayenehaneye geldi. Biliyorsunuz tabii. Allah rahmet eylesin. Burada tamamen ona ait bir köşenin olması. Bugün gelip burayı görünce. Hatta orada bir de özel müzik bölümü kısmı yapılır. Evet. Daima Deruni olarak evet. Alaaddin Üstad'ın yok, parçaları yok. Orada gönderirken. Aslında Zeynep Başkan'ın yapılacak bir şey daha var. Çok müsait zamanda sizin başlamıştı. Fakat pandemi girince bir ses avşı. Harvard'daki gibi. Cumhurbaşkanım ben de bir şey söyleyeyim. Harvard'daki gibi. Eski konservatuvar var. Cebeci'de eski konservatuvar. Belediye. Nerede? Belediyenin, Mamak Belediyesi'nin. Ha, Ankara'da. Eski ilk konservatuvar. O konservatuvarın müzik müzesi haline getirilmesi için mümkün olabilir mi acaba? Çünkü böyle bir müze yok. Orası tarihi bakımdan da Türkiye'ye yani yakışır bir yer olur. Müzik müzesi mutlaka olması gerekiyor. Yani gittiğiniz zaman ben Hikmet Şimşek bulamaz. Ama oraya girdiğiniz zaman onun müziğiyle diğer kişilerin müziğiyle girersiniz. Hem devlete katkısı olmuş olur. Fahrettin Hoca, notunu al bakalım da Murat'la bir konuşalım. Gönüllü olarak da çalışabilir mi? Başkanla bir görüşelim. Alo. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, Hayriye Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Ne var ne yok?
En büyük güzellik. Vallahi sizlere seyrediyorum, gurur duyuyorum. Yani Kur'an'a da el basarım. İnan zaten ilk bu parti kurulduğu an oyumu ben size kullandım. Hâle de devam eder. Bu sonuna kadar devam eder. Allah razı olsun. Sağ olasın, ya, var olasın. Dualarım. Ya şimdi, şimdi Kerimeniz çocukların sayısından bahsetti. Torunlarla beraber maşallah bir ordu oluşturmuşsunuz. Evet. Evet. Ne kadar güzel. Ellerinizi öper. Hepsi sağ ol. Ben de hepsinin gözlerinden öperim. İnşallah. Şimdi Sivas'ın neresinde yaşıyorsun? Ben Sivas'ta değilim. Ha, İstanbul'da mısın? İstanbul'da nerede? Kağıthane'de. Oo. Ben çok geldim Emniyet Mahallesi'ne. Rahmetli. Ya şimdi şöyle o zaman yapacağız. Şimdi buyurun. Kızın bir gün alacak. Ben şimdi telefonların hepsini zaten benim özel kalemim inşallah alır. Şöyle bir İstanbul'da beraber bir yemek yeriz. İnşallah. Tamam. İnşallah. Sağ olasın, var olasın. Allah'ım nasip ederse. Sağ ol. İyi günler Abi. Diliyorum. İyi günler. Sağ ol. Sağ ol. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Sağ ol. Allah'ım Rabbim sizinle olsun. Amin. Amin. Yine sağ ol. Sağ ol. Evet, ben çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri mutlu ettiniz. Çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Çok güzel bir olaya imza attınız. Hamdolsun. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.